Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı İMİT bu yılda yüksek katılımla gerçekleşti ve büyük ilgi gördü. Turizm ağırlıklı olarak gerçekleşen İMİT Fuarı, bölge ülkelerden ve uluslararası turizm camiasından yabancı destinasyonların da tanıtıldığı bir fuar konumunda bu yıl oldukça ses getirdi. Meltem'le Zirvedekiler programının da katıldığı fuarda özellikle ülkemizin güzelliklerini temsil eden kent standları ilgimizi çekerek fuarı sizlere yansıtmak istedik. Şimdi sözü fuara katılan ve Meltem'le Zirvedekiler programına özel açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mahir Ünal'a bırakıyor, fuar hakkındaki düşüncelerini alıyoruz. Bugün EMİT Fuarı'nın 20. yılı. Dolayısıyla öncelikle 20. yıl dönümünü kutluyorum EMİT Fuarı'nın. Ve EMİT Fuarı'nın nereden buraya geldiğine baktığınızda aslında Türkiye turizminin ne kadar geliştiğini de görürsünüz. Yani yaklaşık 4 saatten beri buradayız. Burada bütün fuarın tamamına, hollere baktığınızda hem İspanya Madrid'deki Fitur fuarından daha canlı olduğunu görüyorsunuz. Hem Hollanda'daki Utrecht fuarından daha canlı olduğunu görüyorsunuz. Burada önemli bir şey daha var. İllerimiz, ilçelerimiz kendisini dünyaya tanıtmak için adeta şu anda yarışıyor. Büyük bir enerji var bu anlamda. Bunlar tabii gelişen, büyüyen Türkiye'nin enerjisini gösteren şeyler. Bu açıdan da son derece sevindirici. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlmek ilmek işlenmiş yağcı bedir halılarıyla bir başka güzel sındırgı. Balıkesir'in Buşkerin ilçesinin renkli standı ilgimizi çekiyor ve Sındırgı Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yavaş'a sözü bırakıyoruz. Efendim 1984 yılına kadar İzmir İstanbul yolunun gittiği bir yer, geçtiği bir noktadan bugün geldiğimizde Sındırgımız biraz ivme kaybetmiş. Ama biz bu ivmeyi özellikle termal turizmle, yağcı bedir halımızla başlayan zaten turizm faaliyeti ilçemizde bulunan iki tane jeotermal su kaynağını aktif hale getirerek onlardan bugün yararlandığımız, otel yaptığımız, hatta daha ilerisinde 24 kilometreden Türkiye'nin yap işlet devlet modeliyle tek yapan belediyesi olarak ilçe merkezinde şu anda temiz enerjiyle jeotermalle ısınan bir belediyeyiz. Yağcı bedir halımız el emeğiyle, göz nuruyla kızlarımızın yüzyıllardan beri dokuduğu, her bir desene bir hikaye kattığı, işte evlenmesini, ölümünü, doğumunu, sevincini, hüznünü, kederini işlediği bir yağcı bedir halısına ortaya çıkarak bugün Kadir Topbaş Başkanımızdan Allah binlerce razı olsun, 2008 yılında Sındırgı'da içinde radyoaktivite gazın bulunduğu bir jeotermal su kaynağımız vardı. Biz oraya Eman Termal adıyla bir otel yapıldı ve turizmin ilk adımını da böylece atmış olduk. Yani bize bugün de bu imkanları sunan, özellikle Balıkesir'imizle alakalı Güney Marmara Kalkınma Ajansı'mızla başlayan bu serüveni, biraz önce sizlerin de röportaj yaptınız, sağ olsun Turizm Bakanımız Mahir Ünal da katıldılar, şereflendirdiler Sındırgı standını. Bizler bu güzelliği sizlerle paylaşmak, yani İstanbul'la paylaşmak, dünyayla paylaşmak, turizmin iştigal eden kim varsa turizmcilerle paylaşmak için EMİT Fuarı'ndayız. Kızlarımızın o emekle, el emeğiyle gösterdiği yağcı bedir halılarını cumartesi kurulan özellikle Türkiye'nin tek halı pazarında, el dokuma halı pazarına gelsinler. Üreticiden tüketiciye direkt alma imkanı bulsunlar. Köylümüzün ürettiği o bakracındaki yoğurdunu alma şansını elde etsinler. Müthiş tatlarını, köftesini orada bulsunlar, lezzetlerini alsınlar. Hem de kendilerini dinlendirdiği radyoaktivitesiyle ve selenyumuyla güzellik katan sularını gelsinler. Onun için de kendini bıraksınlar. O doğanın içerisinde kendilerini mutlu hissetsinler.
Şimdi de kaplıcalarıyla ünlü Erzurum standına doğru ilerliyoruz. Erzurum'un kaplıca diyarı Aziziye ilçesi bu yıl oldukça görkemli hazırladığı standla dikkatleri çekiyor. Kaplıcanın suların özelliklerini merak ediyoruz. Ve Aziziye Belediye Başkanı Sayın Muhammed Cevdet Orhan'a mikrofonumuzu uzatıyoruz. Evet, Erzurum'a geldiğiniz zaman kış turizmini ve kayağı yaşadığınızda yorgunluğunuzu atabileceğiniz en önemli mekanlardan bir tanesi Aziziye'dir, Ilıca'dır ve Ilıca'da bulunan termal tesislerimizdir. Zaten bunu böyle bir slogan haline de getirdik. -40'tan +40'a yolculuk. +40'ın manası suyumuzun 40 derece sıcaklığa sahip olmasından kaynaklanıyor. Bunu belki dünyanın hiçbir yerinde, hatta Türkiye'nin hiçbir yerinde yaşamanız mümkün değil. Çünkü kayak bildiğiniz gibi adrenalini yüksek bir spor. Dolayısıyla çok fazla efor sarf edilmesi gereken bir spor. Orada yorgunluğunuzu atmanın en güzel yolu da termal tesislere gelip güzel bir şekilde dinlenmekten geçiyor. Bunun haricinde tabii ki de kış turizmiyle entegrasyonu sağlıyoruz biz kışın kayak sezonunda. Fakat yılın diğer aylarında da hem sağlık turizmi de hem de termal turizmle birlikte Aziziye'de, Ilıca'da bu keyfi çok güzel bir şekilde yaşayabilirsiniz. Otelimiz mevcut, aile kabinlerimiz mevcut ve 3 tane de bayan erkek ve özel havuzlarımız mevcut. Buralarda da termal tesislerimizdeki termal suyun keyfini en güzel bir şekilde yaşayabileceğiniz mekanlar. Yerli ve yabancı turistlerimizi biz otelimizde de termal tesislerimizde de çok güzel bir şekilde ağırlıyoruz ve buradan aracılığınıza da davet ediyoruz. Başkanım, ben özellikle şunu değinmek istiyorum. Sizinle birlikte gerçekten bu Ilıca kaplıcalarında çok büyük bir değişimler söz konusu oldu. Bu konuda sevgili seyircilerime özellikle ben sizin bulunduğunuz ilçeye davet ediyorum. Çünkü gerçekten o kadar modernleşme adına harika bir tesis oluşturdu başkanım. Eski halini de biliyorum çünkü oranın ben. Sizi tebrik ediyorum bu konuda. Biz de teşekkür ediyoruz. Tabii ki termal tesislerimiz kurulduğu günden beri vatandaşlarımıza çok güzel bir şekilde hizmet vermektedir. Ama son birkaç yılda yapmış olduğumuz renovasyon çalışmaları hem havuzlarımızda hem otelimizde hem de yeni yapmış olduğumuz aile kabinlerimizde 5 yıldız standardını aratmayacak konfora sahip. Dolayısıyla bizler de sizin aracılığınızla herkesi davet ediyoruz. Bizler de herkesi artık Ilıca'ya, Kaplıca'ya davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Gezimiz devam ediyor sevgili seyirciler. Emit Fuarı'ndayız. Renkli görüntülerle sizlerleyiz. Kayseri denince aklımıza ne gelir? Tabii ki Kayseri mantası ve görkemli, ihtişamlı kayak merkezleriyle ünlü Erciyes Dağı. Kayseri bu yılki standta oldukça ilgi gördü. Şirket satış ve pazarlama müdürü Sayın Cengiz Özcan'a sözü bırakalım diyor, bir kaşık da 40 adet mantıyı tanıtalım diyoruz. Şirketimiz Kayseri'de bulunmakta olup 10 senelik bir şirkettir. Şöyle söyleyeyim, eskiden yöreseldi, şimdi tamamıyla Türkiye çapında satışlarımızı yapan ulusal market zincirlerinde olan bir firmayız. Kayseri mantısının kendisine ait özelliği vardır. Şöyle söyleyeyim, 40 adet sığacak şekilde bir kaşığa 40 adet sığacak şekilde üretim yapılan bir üründür. Yani 40 tane piyasadaki mantılar gibi değildir. İçinde 40 tane sıkma mantımız bulunur. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde Kayseri mantısını burada bulmak mümkün. Bir kaşıkta 40 tane olabiliyor sevgili seyirciler. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. ...2016 hedeflerimiz tabii ki daha geniş halk kitlelerine yayılmak. Yani hedefimiz bu.
Osmanlı tarihini ve kültürünü standına oturtmuş bir kent. Bilecik standı oldukça görkemli bir şekilde konuklarını ağırladı. Fuarın belki de en göz dolduran standı burasıydı. Bilecik Belediye Başkanı Sayın Selim Yağcı ile sohbet edelim diyor, fuar hakkındaki düşüncelerini alıyoruz. Hem Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar Osmanlı'nın 400 çadırla gelip gerçekten dünyanın dört bir yanına 600 yıla aşkın hak ve adalet dağıttığı, enerjiyi topladığı toprakların adı Bilecik'tir. Yine Bilecik Kurtuluş Savaşı'mızda Ulu Önder Atatürk'ün İsmet Paşa'ya siz sadece orada düşmanı değil, Türk ulusunun makus talihini yendiniz dediği önemli İnönü Muharebelerinin geçtiği topraklardır Bilecik. Başkanım peki fuar hakkında düşünceleriniz neler? Nasıl fuar, geçiyor? Fuar tabii güzel bir şölen atmosferi içerisinde geçiyor. Bu sene 20.si düzenlenen Emit Fuarı'nda yer bulmak, böyle yoğun ilgiyle karşılaşmak bizim için oldukça önemli. İlk 5 yılda şehirciliğin olmazsa olmaz hizmetlerini giderdik. İkinci 5. yılımızda kentsel dokuyu güçlendirici, şehir insanını rahatlatacak, kent vizyonunu yükseltecek, sosyal hayatı rahatlatacak projeleri, kültür kongre merkezleri, alışveriş merkezleri, spor kompleksleri gibi projeleri gerçekleştirdik. Bu 2014 ve 2019 yılları arasında şehrimizin artık oluşan bu hasılayı dış dünyayla tanıştırmak, turizm ve tanıtım noktasında tarihsel ve doğal özelliklerimizi ve güzelliklerimizi ülkemize ve dünya insanlığına tanıtım noktasında çalışmaları yapıyoruz. Şeyh Edebali Türbesi'nin etrafında 6 dönümlük alanda çok önemli bir tarihi projeyi gerçekleştiriyoruz. İnşallah 2016 yılında bir taraftan Medine Garı prototipinde olan otogarımızı açarken diğer taraftan şehir müzelerimizi gerçekten hizmete açarken bir taraftan da bizi tarihle bugün anlamında bağ kuracak Osmanlı Padişahları tarih şeridi. Bu proje aynı zamanda Türkiye'nin ve dünyanın en uzun tarih şeridi projesi de özelliğini de taşıyor. Son noktalara geldik. İnşallah bunların da hizmete açılışını gerçekleştireceğiz. Hedefimiz ve sloganımız geçmişiyle övünen, geleceğe emin adımlarla yürüyen Markeşehir Bilecik'i oluşturmak. Harika. Doğu Anadolu'nun kent değerlerini en iyi sergileyen standı Bayburt standındayız şimdi de. Bayburt'un yöresel değerleri şahlanmış adeta bu güzel standta. Türk bayrağının simgesi de harika işlenmiş. Sözü Bayburt Belediye Başkanı Sayın Mete Memiş'e bırakıyoruz ve Bayburt'u kısaca tanıyalım istiyoruz. Nasıl gidiyor fuar? Vallahi çok iyi, çok güzel. Bayburt'umuzu tanıtıyoruz. Bayburt'umuzun bize verdiklerini az da olsa Bayburt'umuza vermeye çalışıyoruz bu fuarlarla. Tarih şehri, kültür şehri, Anadolu'nun kadim medeniyetine sahip, kadim kültürüne sahip Bayburt'umuzu evet bir nebze de olsun bu fuarlarla bilmeyenlere tanıtmak için buradayız. Neler yapıyorsunuz sosyal alanda belediye şimdi, olarak? Şimdi şunu ifade edelim. İhram daha önce hanımların, annelerimizin, işte ablalarımızın, teyzelerimizin dış giysi olarak giydikleri bir kıyafetti. Bu giderek artık kayboldu. Yerini pardüsü, mantu şeklini aldı ama bu kültürü yaşatmak adına işte çanta olsun, kravat olsun, seccade olsun, eşarp olsun, kaşkul olsun, işte boyun bağı, atkı şeklinde bu ürünü bugün yaşatmaya çalışıyoruz.
Bu tamamen bu ürünler belediyemizin kendi emeğidir. Yani tamamen kendi atölyelerimizde, taş atölyelerimizde üretilen, meydana getirilen şah eserlerdir. Bunlar Bayburt, Şair Zihni Anıtımız, Kop Şehitleri Anıtımız, Dede Korkut Anıtımız, Şehit Osman Anıtımız ve bu külliyeler Bayburt'umuzun kadimden bugüne taşıdığı önemli eserler, önemli şahsiyetler. Bunları anıtlaştırdık. Ve biz diyoruz ki Bayburt bu çok önemli bir şey. Tarihinin hiçbir döneminde din ve devlet düşmanının çıkmadığı, ateistinin çıkmadığı ender şehirlerimizden biridir. Bu çok önemlidir. Milli Kurtuluş Savaşı'nın ilk şehidi Afyon Kocatepe'de büyük taarruzun ilk şehidi Yüzbaşı Şehit Agah Bey Bayburtludur. Bağdat'ın fethinde surlara sancağı diken ilk şehit Genç Osman Bayburtludur. Milli, manevi, dini değerleriyle mücehhez bir şehrin adıdır Bayburt. Bayburtlu bu anlamda çok önemlidir. Bu anlamda da Bayburt'un bize verdiklerini, Bayburt'tan bizim aldıklarımızı ona çok az da olsa sunmak adına buralardayız. İnşallah Bayburt'umuzu tanıtmaya devam edeceğiz. Size de teşekkür ediyorum. Kanal A'ya sizin şahsınızda teşekkür ediyorum bütün çalışanlarına. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun.